Yosun yeşili gözleri camdan dışarıya bakan sitemkar bakışlar atıyordu. Yine kendinden yaşça epey küçük bir genç kız evleniyordu. Ne zaman biri evlense içini büyük bir öfke kaplıyordu. Kendisi evlenene kadar bu bıkkınlık devam edecekti. Artık yaşı 30'unu geçiyordu. Bu yüzdendir ki görücü gelenler ya kumu olarak istiyordu ya da karısı ölenler çocuklarının bakımı için istiyorlardı onu. Ablası çok olmuştu evleneli. Kendinden küçük iki kardeşi, iki de abisi vardı. Annesi büyük zahmetlerle, yokluklarla büyütmüştü onları. En küçük kardeşi daha yeni doğmuştu babası öldüğünde. Ahmet koymuşlardı adını. Cam kenarında her şeyi geçirdi aklından. İmrenirdi gelinlik giyenlere, çoluk çocuğa karışanlara. Büyük ve gittikçe tehlikeli bir hal alan öfkesine yenik düşüyordu artık. Bir çaresi olmalıydı mutlaka. İman gücü çok yüksek biriydi. Defalarca Kur'an'ı hatmetmişti. Köydeki küçük çocuklara Kur'an dersi bile verirdi. Ama o da bir insandı. Ve nefsine yenilip girdaba sürüklenecekti. Böyle şeyler yaşansa da köyümü yine de çok seviyorum. Hikayeyi iyi anlayabilmek için biraz ayrıntı bilmenizde fayda var. Köyümüzün ismi aslında 3 kelimeden oluşuyor. BKG. Ama ben hikayede köyümüzden BK diye bahsedeceğim. Bütün köylünün aslında 2 evi vardır. Yani yeni ve eski olmak üzere. Ya da aşağı ve yukarı ev diye de adlandırabiliriz. Yeni evi kimse kullanmaz, yaşamını eski evlerde sürdürürlerdi. Yeni evin içinde 40 yıl öncesinden naftalin kokan, herkesin gözü gibi koruduğu mobilya, çeyiz sandığı ve buna benzer şeyler bulunurdu. Bu yeni evlerin çardağında diğerlerinden bağımsız olan ayrı bir odanın kapısı bulunurdu. Bu oda kendinizce en değerli insanları ağırlamak içindi sadece. Başka türlü sadece temizlik için açılırdı bu odanın kapısı. Yaşamın devamlı sürdüğü eski evlerde genelde neredeyse yıkılmaya yüz tutmuş, yanında tandır ve ahılın mutlaka bulunduğu evlerdi. Yazarken aslında özlem hissi uyandı. Neyse, konumuza dönersek. Fidan öz akrabamdır ve evlerimiz yan yanadır. Yaz aylarındaki kalabalık artık dağılıyordu. Kasabaya çocuklarını okutmak için çoğu aile yazın bitimiyle geri dönmüşlerdi. Artık hatırı sayılır bir tenhalık vardı köyde. Günler rutin işleri yapmakla, kış hazırlıklarla geçiyordu. Ama Fidan el ayak çekilip de herkes uyuduğunda uyumuyordu. Günlerdir kafasında kurduğu planlarını uygulamak için türlü düşünceler içindeydi. Ertesi gün Aynur'u eve çağırdı. Aynur hiç beğenmemişti bu fikri. Dahası ödü kopmuştu. Tıpkı Aynur gibi Figen'i de çağırmıştı. Figen ağzındaki sakızla pervasızca ''Aman Aynur, ne kadar korkaksın. Bakma sen bu Fidancım. Bu gece herkes uyuyunca çağırırız cinleri. Ben anamlar uyuyunca gelirim. Aynursuz olmaz, mecburen o da katılacak.'' El ayak çekildiğinde Fidan tüm malzemeleri hazırlayıp arkadaşlarını bekledi. Cama atılan küçük taşla anladı geldiklerini ve içeriye aldı onları. Üç arkadaş sıkıca birbirinin elini tutarak çember oluşturdular. Ortadaki su dolu tasa Fidan kanını damlattı ve hemen yanı başındaki defne yapraklarını yakmaya başladı. Dualar eşliğinde tekrar el ele tutuşup herhangi bir işaret beklediler. Mum ışıkları ahenkle dans ediyor gibi sağa sola gidip duruyordu. Bir tek bir mum hariç. Tüm mumlar söndü. Zifiri karanlık hasıl oldu odada. Yanan tek mumu Figen eliyle basıp söndürdü. Aynur korkudan ölmek üzereydi. Ama Fidan ve Figen gayet rahattı. Ortada bulunan su dolu tas ters düz olup perdeler hızla çekildi. Söyle çabuk, beni neden rahatsız ettin? Seni zavallı oğlu, bana büyük zarar verdin. Bu geceden sonra ölmek için yalvaracaksın. Cana can, kana kan diyerek siyah bir gölge olan Şerli duman olup kaybolmuştu. Az önce gayet rahat olanlar korkudan konuşamıyorlardı bile. Ama bu gece yaşadıkları, yaşayacakların yanında bir hiçti. O gece hiçbiri uyumamıştı korkudan. Sabah ezanıyla birlikte rahat bir nefes almıştı Fidan. Ancak o zaman biraz da olsa uyumuştu. Artık iyiden iyiye kış soğukları kendini hissettiriyordu. Yeni kurulan soba etrafında ev ahalisi kahvaltısını yapar, sonra da zaten iki göz odadan oluşan ev temizlenirdi. Genelde süt sağımını ve hayvanların bakımını annesi Fatma kadın hallederdi. Bu sabah garip bir şeylerin olmaması Fidan'a gece yaşananları unutturmuştu bile. Dışarıda bulunan tandırda yapılırdı ekmekler. Fidan akşam yemeğini yapmaya koyulduğunda hava yeni yeni kararmaya yüz tutmuştu. Tandır epey büyüktü ve bu Fidan için korkutucuydu. Sanki o yemekle uğraşırken arkadan devamlı birileri geçiyormuş gibi bir hisse kapıldı. İyice kulak verdiğinde piş diye bir ses işitti ve dehşete kapılıp çığlığı bastı. Fatma kadın içeriye telaşla girdiğinde Fidan korkudan nefes nefese kalmış bir haldeydi. Ne olduğunu anasına anlattığında anası zaten hemen bir açıklama bulmuştu bile. Burası köy yeriydi ve pencereler çocukların ulaşabildiği bir konumdaydı. Demek ki köyün çocukları eğlenmek için yapmışlardı. Akşam yemeğinin bitimine kadar bir köşede öylece derin düşüncelerle oturup dalıp gitmişti. Gece yataklar serildiğinde kapı büyük bir hızla yumruklanıyordu. Evin en büyüğü Mehmet kapıyı açtığında kimseyi görememişti. Kimse yok diye içeriye geçtiği sırada camın tıklandığını duydu.
Odanın kapısı onları kapattıkça geri açılıyordu. Mehmet tekrar dışarıya bakma gereği hissetti ve dış kapıyı açtığında çardakta bulunan ayakkabıların ters döndürüldüğünü gördü. Anlaşılan bu gece çok uzun olacaktı. Hepsinin içine ürperti kaplamıştı. Hepsi dua ediyordu Allah'a. Dua bittikten hemen sonra kapı yine çaldı. Bu kez normal vuruşlar. Mehmet daha açmadan kapıyı Safiye yengesi babaannem dışarıdan sesleniyordu. Tam açacakken Fatma kadın oğluna engel oldu ve biraz beklemesini işaret etti. Kapı yine çaldı ama bu kez deprem olmuş gibi sarsılıyordu kapı. İşte şimdi her şeyi idrak ediyorlardı. Bu Safiye değildi. Dışarıdan gelen tiz, ince çığlık yerine dalga geçen kahkahalara bırakmıştı. Okunan onca duadan sonra sesler anca kesilmişti. Mehmet tek çare bu gece Mustafa ile nöbet tutacaktı. Ev halkı rahat uyusun diye. Kimseye söylemese de çok korkmuştu ve pencerenin dışında dolaşan gölgeleri görebiliyordu. Şerlere gebe kalan bu korkunç gece daha yeni başlıyordu. Mehmet ve Mustafa yan yana kurulan döşekte ellerinde tüfekle nöbete durmuşlardı. O kadar yorgunlardı ki her an uykuya yenik düşebilirlerdi. Fidan kardeş Ahmet ve anneleri zor da olsa uykuya teslim olmuşlardı. Mehmet bir yandan Kur'an okuyor, bir yandan da dışarıdaki seslere kulak veriyordu. Korkunç bir ağrı vardı kulaklarında. Yavaştan uykunun kollarına bırakmıştı kendini. İlerleyen saatlerde kulağındaki yoğun basınçla uyanmıştı Mustafa. Abisiyle yataklarının arasında bir boşluk, bir hareketlilik vardı. Ürpererek başını sola yavaş da olsa çevirdi. Belki de korkacak bir şey yoktu. İşte bu yüzden bakmak zorundaydı. Ama baktığı an kalbi yerinden çıkacak gibi atmaya başladı. Bir insan için bundan daha ölümcül bir korku olamazdı herhalde. Bir yükselen, bir inen kefene sarılı biri ya da bir şey vardı yanı başında. Tuhaf iniltiler çıkartıyor, debeleniyordu olduğu yerde. Mustafa'dan habersiz aynı şeyleri Mehmet de görüyordu aslında. Kefen sırt bölgesi yere değdikten hemen sonra içindeki şerli başını doğrultup olanca gücüyle çığlık atıyordu. Zifiri karanlık gözlerini Mustafa'dan ayırmadan bir kuyuyu andıran ağzını sonuna kadar açmıştı. Çığlık sesinin peşi sıra kah konuşuyor, kah kahkahalar atıyordu. Kabir azabından beter bir durumdaydı iki kardeş. Ezan sesi semalara yükselirken Fatma kadın uykusundan uyanmıştı. Namazını eda etmek için doğrulduğunda ise dehşete kapılmış bir şekilde oğullarını seyre daldı. Her iki oğlu oturur vaziyette gözlerini kocaman açmış ve dünya ile bağlarını koparmıştı sanki. İki oğlunun tüm yüzünü yaralar kaplamıştı. Ağız bölgesinin sol tarafı ne yazık kulak hizasındaydı neredeyse. Bugün bu evde duyulan feryatlar tüm köylüyü oraya toplamıştı. Köyün erkekleri imece usulüyle iki kardeşi battaniye ile arabaya taşıdılar. Yolların bozuk olması hastane ile köyün arasındaki mesafeyi 2 saate çıkartıyordu. 2 saat sonra ancak orada olurlardı. Kadınlar büyük merak ve üzüntüyle Fatma Ana'yı teskin etmeye çalışıyorlardı. Artık ilmi yüksek bir hocaya gitmek farz olmuştu. Öyle ya, boşuna gündüzün şerri bile gecenin hayrından daha iyidir dememişlerdi. İki kardeşi savuşturduktan sonra kadınların hepsi içeriye girmişlerdi. Herkes bir ağızdan konuşup kendilerince bir yorumda bulunuyorlardı. Bunların arasında suçlayan gözlerle Fidan'a bakan Aynur da vardı. Figen henüz yoktu gönüllülerde. İçeride bulunanlara çay yapması için annesi Fidan'a göz işareti yapmıştı. Aynur da arkadaşlarıyla beraber tandıra doğru gitti. Çay suyunu koyup yere çömeldi ve için için ağladı. Hepsi benim yüzümden oldu. Ben ne yaptım böyle diyerek dizlerine vuruyordu. Aynur tabii ki çok üzülmüştü Fidan için ama kendisine de günlerdir uyuyamıyordu. Aynur yıllardır evliydi ve de iyi anlaşıyorlardı kocasıyla. Lakin tek dertleri çocuk sahibi olamamaktı. Yıllardır çocukları olmadığı için hiç isyan etmemişti. Buna rağmen hiçbir zaman ne bebeklerde ne de çocuklarla ilgili kötü rüyalar görmemişti. Ta ki geçen geceye kadar. Kanter içinde uyanıyordu uykularından. Uykuya daldıktan sonra tekrar başvurdu yine ve yeniden. Kocası 2 gündür yoktu. İlçeye gitmişti. Kışlık kuru erzak almaya. Evde kaldığı zamanlar kasvet çekiyordu içeriye. Bir şeyin kendisini sürekli gözetlediğini hissediyordu. O kadar korkuyordu ki sürekli ağlayan bebek sesleri ikiye katlanıyordu korkusunu. Salon içinden açılıyordu mutfağın ve yatak odasının kapıları. Evin camları köyün çıkışında bulunan küçük dar yola bakıyordu. Yolun hemen solunda ise yüksekçe bir dağ vardı. Her araç geçtiğinde kocasının geldiğini umuyordu. Yine bir araba sesi duymuş ve tülün ardından bakmıştı. Gözleri dağın tepesindeki bulunan bir karaltıya takıldı. Gittikçe yaklaşıyordu ve attığı her adım ömründen bir ömür çalıyordu. Her yaklaştığında daha seçilebilir bir vücuda bürünüyordu. Şimdi aralarında sadece bir yol vardı. Zaten Aynur iyiden iyiye delirmiş gibi bağırıyordu. Sübhanallah, bu nasıl bir şeydi ya Rab? Karşısında duran bir insan değildi. Ama bir hayvan da değildi. Belinden yukarısı insan, belinden aşağısı bir attı. Yerlerde sürünen kuyruğunun her bir ucunda akrepler vardı. Tüm vücudu kapkara tüylerle kaplı, dev gibi bir cüsseye sahipti. Gecenin kara örtüsünü andırıyordu gözleri.
Dışarıda bulunan direk lambası bir yanıp bir sönüyordu. Kapısında bulunan köpeği geldi aklına. Hızlı hızlı önce çardağa çıktı, sonra etrafına göz attı. Karabaş ona doğru koştuğunda dünyalar onun olmuştu. Bahçenin diğer tarafında oturan ailesine seslenerek bekledi. Babası elinde çifteyle geldiğinde kurtulmanın sevinciyle öylece olduğu yere oturup hınca hınç ağladı. Fidan ağlamaya devam ederken Aynur yaşadığı korkuyu geceleri anlatıyordu. İkisi de peki ya Figen diyerek aynı anda dile geldiler. Herkes dağılıp gittikten sonra Fidan ve Aynur Figen'in evine doğru yol aldılar. Seslendikleri halde kimse kapıyı açmamıştı. Pencereden içeriye baktıklarında Figen'in yerde olduğunu gördüler. Tüm uğraşa rağmen kapıyı açmayı başaramadılar. Normalde kimse gündüz kilitlemezdi kapısını. Komşular Fidan'ın bağırışlarını duyup kapıya dolmuşlardı. Kapıyı köyün erkeklerinden biri kırarak açmayı başarmıştı. Figen'i hemen divana uzatıp su dökerek uyandırmaya çalıştılar. Burnunda hiçbir yaralanma işareti olmadığı halde durmaksızın kanıyordu. Kendine gelip gözlerini açtığında çığlık çığlığa bağırıp çağırmaya başladı. Aradan yarım saat geçtiğinde ancak toparlayabilmişti. Dili döndüğünce anlatmaya başlamıştı olanları. Annem ve babam Fidanların evine gidince ev işlerine koyuldum. İşlerini bitirince ben de oraya gidecektim. Aşağı çeşmeden su doldurup geldiğimde kapının aralık olduğunu gördüm. Annemin gelmiş olabileceğini düşünüp içeriye korkmadan girdim. Kimsenin olmaması beni çok şaşırttı. Ama korkum çabucak geçti nedense. Havalar gece iyice soğuduğundan odunları hazır etmem gerektiğini hatırladım. Su dolu bakraçlarımı mutfağa gelişi güzel bırakıp tekrar ortadaki odaya geldim. Sobadan kovaya çıkartırken bir homurdanma duydum. Karşımdaki divanda oturup sırıtarak beni izleyen kadını gördüm. Dehşete kapılıp arkaya doğru adım atmaya çalıştım. Felç inmiş gibi öylece kımıldayamadan kadına bakıyordum. Yanıma gelmesi belki bir saniye bile bulmamıştı. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadığım için daha çok kızıyordu. Kulağım hiçbir şey duymamaya başladığımda yere düştüm. Yere düştüğümde aslında bayılmamıştım. Ta ki hoplayarak hareket eden bu kadının birdenbire bacaklarının olmadığını görene kadar. Aynur ve Fidan korkuyla dinlemişlerdi olanları. Aynur bir süre annesinde kalmayı düşünüyordu. Ne de olsa orası kalabalıktı. Fidan artık kendi evinde kalamayacağını söyleyip yanından ayrıldı. Artık akşam olmasını istemiyordu hiç. Öylesine bir korku taşıyordu ki içinde, annesi akşam sofrasını kuruyordu eve vardığında. Yemek faslı bittiğinde annesine bugün Figen'in başına gelenleri anlattı. Fidan her ne kadar evinde de olsa güvende hissetmiyordu kendini. Köy yerinde her zaman erken yatılırdı. Zaten yapacak oyalanacak bir şey de yoktu. Tüm korkulara inat teslim olmuşlardı uykuya. Kanter içinde soluk soluğa uykusundan sıçrayarak uyanmıştı. Rüya bile bu denli mahvediyorsa gerçeğini düşünmek bile istemiyordu. Rüyanın etkisinden henüz kurtulamamışken kapının çalındığını duymuştu. Annesini uyandırmaya kıyamadı. Günlerdir kadıncağız hem üzgün hem yorgundu zaten. Ayak bileğine kadar uzun olan geceliğini bir çırpıda üzerine geçirip kapıya doğru yöneldi. Kim olduğunu sormak aklına bile gelmemişti. Kapıyı açtığında Aynur'un gayri ihtiyari sırıtan yüzüyle karşılaştı. Hayırdır Aynur? Gecenin bu kör karanlığında ne işin var burada? Aynur istifini bile bozmadan fısıldar nitelikte cevap verdi. Hiç sorma Fidan. Annemlerde yerimi yadırgadım. Bir türlü uykuya dalamadım. Figen'i alıp benim eve geçtik. Çay demledik. Sohbet edip sabahlayalım dedik. Sen olmayınca tadı olmaz ki hiç. Hadi seni almaya geldim. Fidan uyuyan annesine baktı ve iyi sen git. Ben üstüme bir şeyler alıp geleyim. Havalar iyiden iyiye soğudu malum. Belki 2 dakikayı bile geçmemişti. Üzerine bir şeyler alana kadar nasıl olmuştu da Aynur evine hemen gelebilmişti. Evet, evler birbirine çok yakın ama yine de bu kadar çabuk gitmesi içine şüphe düşürmüştü. Köyde tek bir yaşam belirtisi dahi yoktu. Cılız neredeyse hiç aydınlatmayan sokak lambası sinirini bozuyordu. İçinde anlamlandıramadığı bir his vardı. Belki korku, belki şüphe. Belki de geri dönme isteğiydi taşıdığı his. Aynur'un çardağında bir hareketlilik vardı. İkisinin onu beklediğini düşüncesi korkularına gem vurmuştu. Büyük bir rahatlama ile ilerlemeye başladı. Gecenin karanlığı önünü görmesine biraz engel olduğu için tökezleyip yere düştü. Avuç içini kesen cam parçasını aldırmadan hızlıca ayaklanıp üzerine çıktı. Tekrar karşıya baktığında siyah bir köpekle çardakta dikilen Figen'i gördü. Hiç hareket etmeden öylece kızgın bir ifadeyle Fidan'a dikmişti gözlerini. İşte o an tüm bedeni dumura uğramış gibi geri dönmek üzere arkasına döndü. Döndüğünde Aynur önünde dikilmiş, pis bir sırıtmayla gitmesine mani oluyordu. Kan akışı durmuş, nefessiz kalmıştı. Sıkıca gözlerini yumarak nas ve felak sözlerini okumaya başladı. Öylesine korkuyordu gözünü açmaktan. Okudukça nispeten korkusunun azaldığını fark etti. Evine doğru o kadar hızlı yürüyordu ki adeta uçar gibiydi. Üzerini dahi çıkarmadan kendini yer yatağına bıraktı. Sabah ezanı okunana kadar dışarıdaki sesler hiç kesilmemişti. Aynur ve Figen tüm inatlarıyla dışarıya çağırıyorlardı.
Okuduğu Kur'an sayesinde içeriye giremiyorlardı. Ama bu onları yine de durdurmuyordu. Tüm gece cama ufak taşlar atılmış, kapı büyük bir gürültüyle tekmelenmişti. Bu olanları sadece kendisi görüyor ve duyuyordu. Ezan okunduğunda nihayet uykuya daldı. Uykudan uyandığında evde kimse yoktu. Doğru ya, annesi bugün hocaya danışmaya gidecekti. Tandıra gidip bir şeyler atıştırdı ayaküstü. Bir yandan yatakları toplayıp bir yandan da dün gece olanları düşünüyordu. Küçücük evin içinde bile takip edildiği hissine kapılıyordu. Dün gece kesilen avucuna bakarken tekrar tekrar aynı sahneleri yaşıyordu. Annesine gelene kadar korkusunu bir şekilde bastırmak zorundaydı. Evin temizliği bittiğinde yemek yapmak üzere tandıra gitti. Patatesleri soymaya başladığında avuç içlerinin yandığını hissetti. Avuçlarına baktığında tuhaf bir şekil olduğunu gördü. Büyük bir şaşkınlıkla bakarken avuçları kanamaya başladı. Dışarı çıkıp ibrikteki suyla ellerini yıkayıp tandıra geri döndü. Acaba şu an Figen ve Aynur ne durumdaydılar? Onlar da korkutucu şeyler yaşamış mıydı? Keşke zaman geriye aksa da o geceki hatayı hiçbir zaman yapmasalardı. Hepsi saçma bir merak ve hırs yüzünden olmuştu. Bunları aklından geçirirken annesinin içeri girmesiyle biraz huzur buldu. Pür dikkat, endişeli yüz hattıyla annesini anlatacaklarını bekliyordu. Annesi tahta tabureye oturup tülbentini geriye attı ve başladı konuşmaya. İmam akşam gelecek ve duruma bakacak. Zannımca kendisi bu işe sadece bir gecelik bakacak. Civar köydeki aile dostluğumuza durumu arz edip beraber hareket edecekler. Siz üç akılsız ne yaptıysanız gizlemeden hoca efendiye anlatacaksınız. Akşam abilerin taburcu olup eve dönecekler. Hoca onları da dinlemek istiyor. Tüm bunlara sebep senmişsin gibi geliyor ama artık günahın boynuna. Allah seni ıslah etsin. Abilerin kim bilir ne gördü de bu hale geldi diyerek ayağa kalktı. Suçluluk çok ağır geliyordu Fidan'a. Annesi konuşurken başını yere eğmiş ağlıyordu sessizce. Bakalım bu gece galip gelen kim olacaktı? Fatma kadın büyük bir sabır ve özlemle oğullarının geleceği zamanı bekliyordu. Eli kulağında neredeyse gelmek üzereydiler. Bu akşam oğullarıyla birlikte nihayet akşam yemeğine oturacaklardı. Sineye koyulmuş tencere ve tabaklara dokunmuyordu kimse. Günler gitgide kısaldığından karanlık çabuk bastırıyordu. Perdeyi az aralayıp bakmasıyla uzaktan yaklaşmakta olan araba farlarını gördü. Yıllarca hasret kalmış gibi koşturarak terliklerini geçiriverdi ayaklarına. Araba arkada durup da oğulları inince hıçkırarak sevinç gözyaşlarını dökmeye başladı. Hepsi alelacele içeriye gidip itinayla yapılmış yemeklere göz attılar. Öyle ya, haftalardır anne yemeğine hasretlerdi. Büyük iştahla yenilen yemeğin ardından kapı çalmaya başlamıştı. Bugün kimse misafir olarak kabul etmeyecekti. Çünkü hoca efendi öyle tembihlemişti. Fidan kapıyı açtığında Figen ve Aynur'u beti benze atmış bir halde gördü. İçeriye buyur ettikten hemen sonra kapı tekrar çalmaya başladı. Bu defa gelen imam efendiydi. Kızlar birbirlerine korkuyla bakarken hoca da onları inceliyordu. Ya Allah ya Bismillah diyerek odanın tam ortasına oturup malzemelerini çıkarmaya başladı. Odanın içine büyük gerginlik hakimdi. Öncelikle kızların karşısına geçip oturmalarını, sonra da olanları atlamadan bir bir anlatmalarını istemişti. Fidan kekeleyerek anlatmaya başlayınca diğerleri de sırasıyla anlatmaya başlamıştı. Hoca bu işe oldukça kızmıştı ama yine de cahilliklerine verip yardımcı olacaktı. Bu olayları anlatmaları çok rahatlatmıştı kızları. Hoca şimdi ben ne istediklerini sormak için yanıma çağıracağım onlardan birini. Sakın ola ki yerinizden kımıldamayın. Aksi halde görecekleriniz sizi ya delirtir ya öldürür. Şimdi üçünüz de tırnağınızdan çok küçük parça kesip bu bakır leğene atın. Ardından da birer tel saçınızdan kopartıp suya koyun. Ben size söylemeden hareket dahi etmeyin. Hemen odaya zifiri karanlık yapın ve mumları sırasıyla yakın. Bunları yaptığınıza göre şimdi gözünüzü yumun ve bekleyin. O kadar korkuyorlardı ki zangır zangır titriyorlardı. Bu gece ya kıyamet kopacak ya da herkes huzura erecekti. Herkes gözünü kapamış hocanın gözlerini açın komutunu bekliyordu. Dakikalar geçtikçe hoca nefes nefese sesini daha da yükseltmeye başlıyordu. Evde küçük sarsıntılar yaratan depremler oluyordu. Sanki hocanın başa çıkamadığı bir şeyler oluyordu. Camlar ve kapılar büyük bir öfkeyle açılıp kapanıyordu. Ortada duran ne kadar malzeme varsa Figen'e doğru fırlatılıyordu. Son olarak mumlar tekrar yandığında nihayet sona ermişti her şey. Hoca hemen ayağa kalkıp ışığı açtı. Herkese gözlerini açmasını söyleyerek bir bardak su istedi hemen. Bir yudumda suyu içip kızgınlığını ifade eder biçimde hızla yere bıraktı bardağı. Tüm meraklı bakışlar üzerinde toplanmıştı. Anlatmaya başladığında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı aşikardı. Sizin aklınız yerinde mi? Hangi akla hizmet böyle bir belaya bulaştınız? Sizin şu anda yaşamanız ya da delirmemeniz bile bir mucize. Allah sizi ıslah etsin. Evvela şunu bilmenizde fayda var. Bu iş beni aşar söyleyeyim. Onlarla baş edemem.
Yani ne gücüm ne de nefesim bu şerlilere yetmez. Dediğim gibi, civar köyde yaşayan ilmi yüksek bir tanışım var. O bile başa çıkamaz gibi geliyor ama neyse. Şimdi gidelim siz üç kafadara. O gece hanginizin mumu eliyle söndürmüşse bu kabileden bir çocuğun ölmesine neden olmuş. O yüzden bu kadar öfkeliler. Çocuğu öldüreni mutlak surette istiyorlar. Şunun altını çizelim ki onları istediği kişiyi vermemiz onları durdurmayacaktır. Musallat olup ya delirtirler ya da öldürürler. Şimdi ben bir isim aldım gelen şerliden. Figen hanginiz? Figen ölü toprağa serpilmiş gibi bembeyaz olmuştu. Hocanın sorusuna Figen benim hocam diyerek cevap verdi. Buz kesmiş tüm vücudu sanki. Ölümün düşüncesi bile yetiyordu ona. Hoca tekrar sözlerine devam etti. Bakın beni kötü bellemeyin. Elimden sadece bu kadarı geliyor. Bu geceden sonra ben ve aileni bir tehlikeye maruz bırakabiliriz. Her birinize bir kağıda dualar yazıp vereceğim. Bu yazacağım duanın tesiri çok büyük. Asla evin içine giremezler. Dışarıya tuvalete ya da tandıra gitmek için çıkarırsanız bunu yanınızda taşıyın. Tuvaletin biraz gerisine bu kağıdı bırakıp öyle girin. Sakın fazla oyalanmayın dışarıda. Tandıra girince hemen kapıyı asın. Amma ve lakin sizi rahatsız etmekten asla vazgeçmeyecekler. Türlü oyunlarla sizi evden çıkarmaya teşvik edeceklerdir. Ben yarın diğer hocayı alıp gelirim. Benim yapabileceğim bu kadar. Kusura kalmayın. Onlar kabilesine mensuplar. Öyle zalimlerdir ki diğer kabileler bile ulaşmaz onlara. İnsanoğluna çok büyük kin duymakla bilinirler. Bu kabilenin musallatı çok elim sonuçlar doğurur. İlmi çok yüksek olan hocalar bile çoğu zaman çare bulamıyorlar. Ölümden kurtulsanız bile etkileri devam eder diyerek ayağa kalktı. Kapıdan çıkmadan evvel özellikle Figen'e dikkat etmelerini tembihledi. Hoca gittikten sonra iki erkek kardeş hemen Kur'an okumaya başladılar. Fatma kadın da kızlarla birlikte yatakları kurdular. Kendi iyilikleri için Aynur ve Figen burada kalacaklardı. Herkes yatağına kırılıp geceyi sağ salim nasıl geçireceğini düşünüyordu. Evde kimseden çıt çıkmıyordu. Herkes kendi derdindeydi. Özellikle Fatma kadın. Kızların kandırılıp dışarı çıkmalarından korkuyordu. İşte bu yüzden bütün gece kızlar için bekleyecekti. Bu sırada çatıdan gelen seslerin de farkındaydı. Kızları korkutmamak adına belli etmiyordu. Kur'an okudukça korku azalmıştı. Kızlar uyumuştu nihayet. Fatma kadın kızlar uyuyunca onların ayak ucuna kırılıp az da olsa gözlerini dinlendirecekti. Ama uykuya teslimiyet zor olmamıştı Fatma kadın için. Şimdi sesleri sadece Mehmet ve Mustafa duyuyordu. Sabah ezanına epey bir vakit vardı. Uyumak için deyim yerinde ise çırpınıyorlardı. Hem uykusuzluk hem de dışarıdaki gürültüler okumalarına engel oluyordu. Nasıl olduğunu anlamadan uyumuşlardı bile. Saat 3 olduğunda şiddetli bir sarsıntı ile hepsi birden uyanmıştı derin uykularından. Uyandıklarında sanki bir şey arıyorlarmış gibi sağa sola bakınıyorlardı. Hepsi sarı bir yılanın onları boğmaya çalıştığını görerek uyanmışlardı. Çarpan kapılara camların kırılması da eşlik ediyordu. Büyük bir telaşın içindelerdi. Bu telaşın üstüne Fidan'ın yatağında olmadığı gerçeğiyle yüzleştiler. Dışarıda küçük çapta fırtına vardı. Her yeri toz duman bürümüş, göz gözü görmüyordu. Maalesef Fidan'ı kandırmayı başarmış, dışarıya çıkarmışlardı. Galibiyetin verdiği küstahlıkla yaptıklarına bir yenisine gidiyorlardı. Fatma kadın herkesten önce dış kapıya doğru gitmişti bile. Hepsi beraber Fatma kadının ardından dışarıya çıkmışlardı. Kimse bir adım öteyi göremiyordu. Rüzgar o kadar güçlüydü ki önüne kattığını götürüyordu. Hepsi yek vücut olup yan yana yürümeye başlamışlardı. Belki o zaman daha güçlü olabilirlerdi. İlk önce tandıra gidip bakmışlardı. Orada bulamayınca 5 metre ileride olan ahıra doğru yürüdüler. Etrafta belki onlarca kedi vardı. Dua ederek yol almaları biraz olsun kolaylaşıyordu. Ahıra geldiklerinde ağır bir kan kokusu almışlardı. Telef olmuş hayvanlar. Hala yardım dilenir gibi gözü açık bir haldeydi. Kimse engel olamıyordu gözyaşlarına. Bu nasıl bir zalimlikti? Hepsi birer heykel şeklini almış, kas katı olmuşlardı. İki erkek kardeş annelerinin ve kızların geri durması için öne doğru bir iki adım attılar. Ahırın arka tarafına bakmak zorundalardı. Bakmadan önce seslenerek bir umut beklediler. Küçük ve tiz iniltiler halinde Fidan'ın sesini duyuyorlardı. Bu bir tuzak mıydı? Yoksa gerçekten Fidan mıydı? Elindeki feneri yaklaştırdıkları şeye doğru tuttuklarında tüm çığlıkları arşa ulaşmıştı neredeyse. Karşılarında başı kesilmiş bir inek duruyordu. Bu inek daha az önce telef olmuştu. İneğin sırtında oldukça küçük, siyah tüylü bir varlık vardı. Tüm zalimliğiyle kırbacını her vurduğunda hayvan inanılmaz acılar içinde inliyordu. Dört nala koşan atlar gibi. Oradan oraya atlıyordu. Geçit vermeyen hareketler yapıyor, Fidan'ı işaret ediyordu. Fidan yere bağdaş kurmuş, hayvan pislikleriyle oynuyordu. Kardeşi Mehmet o an gördükleri karşısında ölmüş olmayı diliyordu. Evet, bu Fidan'dı. Şükür bulmuşlardı onu. Ama Fidan'ın olup olmadığına emin değillerdi.
O yüzden çok dikkatlice yanına yaklaşıyorlardı. Fidan ayağa kalkıp onlara doğru döndüğünde hepsi nutku tutulmuştu. Ya Rab, bu nasıl bir delirişti? Bu nasıl bir sınavdı? Hızlı adımlarla Mehmet'in üzerine yürüyüp hiddetle yakasından kavramıştı. Mehmet neye uğradığını şaşırmış, iğrenerek kafasını yana çeviriyordu. Öyle kötü kokuyordu ki telef olmuş hayvanlardan bile fidan daha kötü kokuyordu. Her tarafı pislik içindeydi. Bir yandan Mehmet'i sarsıyor, bir yandan da bağırıp duruyordu. Sizin yüzünüzden hepsi gitti. Bana çok kızdılar. Ne güzel bir şenlik vardı. Hepsi kaçtı. Hepsi diyerek kardeşi Mustafa'ya saldırıyordu. Dua okumasını istemiyordu. Sanki deli kuvveti vardı fidanda. Öfke dolu kan çanağına dönmüş gözlerini Figen'e diktikten sonra saklanırsan saklan, seni bulacaklar. Seni aciz zavallı, öleceksin. Parçanı dahi bulamayacaklar. Leşini köpeklere yedirecekler diyerek yere yığılmıştı. Hamdolsun ezan okunuyordu. Tüm bu olanlara ezan bir son vermişti. Fidan'ı kucakladıkları gibi tandıra götürmüşlerdi. Annesi alelacele biraz su ısıtmış, tertemiz yıkamıştı Fidan'ı. Yatağa yatırıp sıkı sıkı üzerini örtmüşlerdi. Kim bilir ne kadar üşümüştü, ne kadar korkmuştu kızı. Fidan derin bir uykuya dalmıştı. Mehmet apar topar imamın yanına gitmişti. Gece olanlardan sonra durum daha da aciliyet kazanmıştı. Lakin gittiğinde imamın olmadığını söylemişlerdi. Ama bu öğlen eve geleceğini söylemişlerdi. Az da olsa sevinmişti Mehmet. Yüksek ihtimalle başka köyde yaşayan yüksek ilimli sahibi hocayı getirmeye gitmişti. Eve gidip annesine durumu açıklamış, onun rahatlamasını sağlamıştı. Şüphesiz hepsi çok korkuyordu ama Figen korkudan ölüp ölüp diriliyordu. Ölmekten değil de en çok işkence etmelerinden korkuyordu. Fidan'ın söylediklerini bir türlü atamıyordu kafasından. Duyduğu bir tıslamayla yerinden bağırarak sıçramıştı Figen. Yılan tıslamasını duyduğu anda ayağa fırlamıştı Figen. Ayakta tepinerek şalvarını silkeliyordu bir yandan. Fatma kadın omuzlarından sarkmış bir bardak su zorla içilmişti. Soran gözlerle Figen'den bir yanıt bekliyordu. Yutkunarak oturduğu yere bakıp yılan tıslaması duyduğunu söylüyordu. Mehmet ve Mustafa bunu duydukları an yerdeki tüm minderleri ters düz edip aramışlardı. Ama odanın içinde hiçbir şey yoktu. Uykusundan bir an için uyanan Fidan kafasını Figen'e çevirerek kahkaha atmaya başlamıştı. O kadar çirkin bir gülüşü vardı ki tırsmamak elde değildi. Sonra aniden gülüşüne son verip uyumaya devam etmişti. Vakit bu arada öğle saatine biraz geçmişti. Kapı çalındığında herkesi bir sevinç almıştı. Bu gelenler köyün imamı ve diğer hocaydı. Başında yeşil bir sarık olan iri yarı heybetli biriydi. İlmi o kadar yüksekti ki nam salmıştı. Cübbeli hoca diyorlardı ona. Yüzünden nur akan bu zat belli ediyordu bilgeliğini. Daha içeri girer girmez yüzünü düşürmüştü bile. Elinde ağır bir gibi görünen büyükçe bir çanta vardı. Bu aynı zamanda onun epey hazırlıklı geldiğini gösteriyordu. İkram edilen çayı içerken bir yandan da ev ahalisini inceliyordu. Bir ön hazırlık gerekiyordu. Mehmet de yanında oturması için işaret etmişti eliyle. Çantasından yavaş yavaş malzemeleri çıkarmaya başlamıştı. Bir takım malzemeleri Mehmet'e verip başka odaya koymasını söyledi. En çok dikkat çekense sarı ve oldukça eski gibi duran kalın bir kitaptı. Çantasından çıkardığı yeşil bir beze kitabı sarıp odaya götürülmesini söylemişti. Bu kitabın neden ayrıca bir beze sarıldığını anlayamamışlardı. Ama bunu anlayan tek kişi imamdı. Ayrıca bu bez oldukça göz alıcıydı. Üzerine dualar işlenmiş, değişik resimlerin yer aldığı figürler vardı üzerinde. Köy imamı her ne kadar olayı anlatsa da Cübbeli yine de küçük bir seans yapacaktı. Küçük seansı evin diğer odasında yapacaktı. Mehmet de birlikte odaya geçip kalan malzemeleri de yerleştirmişlerdi. Bu odada tek eksik 3 büyük boy aynasıydı. Aynı boyda onlarca mum, çeşit çeşit otlar vardı. Evde ayna olmadığından Mehmet ve Mustafa köyde ayna arayışına çıkmışlardı. Kısa sürede bulup getirmişlerdi. Artık her şey tamamdı. Cübbeli Hoca imam da dahil kimseyi istememişti yanına. Seansa başlamadan önce hazır ettiği muskaları Mehmet'e teslim etmişti. Ama kesinlikle muskaları takmamaları gerektiğini tembihlemişti. Cübbeli Hoca deve ve sahabelerin resmedildiği bakır kaba dualar eşliğinde kağıtlar atıyordu. Daveti gerçekleştirmiş, seans bitmişti. Bu küçük seans kötü geçmişti. Eğer bu böyleyse kim bilir akşam neler olacaktı. Aynalardan biri kırılmış, etrafa parçaları dağılmıştı. Sandığından daha büyük bir belaya bulaşmışlardı. Moralsiz bir şekilde kalkıp içeridekilerin yanına gitmişti. Hoca minderi oturur oturmaz şakaklarına olmaya başlamıştı. Müthiş bir baş ağrısı peyda olmuştu. İmam dediğinde haklı olduğunu, Cübbeli Hoca'yı böyle görünce daha iyi anlamıştı. Şüphesiz her davet tehlike arz ediyordu. Ama bazıları hayatından edebiliyordu insanları. Düşünce deryasından çıkıp olanları izah etmesi gerekiyordu. Onu en iyi anlayabilecek kişi olan imama bakıp kafasını olumsuzca iki yana sallamıştı. Odada bulunanlar açıklama bekliyordu. Tek umutları Cübbeli Hoca idi çünkü. Cübbeli derin bir nefes alarak anlatmaya başlamıştı. Cübbeli Hoca anlatmaya başlamıştı. Söyleyeceklerim sizi umutsuzluğa itmesin sakın. Lakin umutlandırmasın da.
Bela sizin düşündüğünüzden daha büyük. Özellikle bu üç kızımızdan ikisinin şimdiye kadar sağ olması bile şaşırtıcı. Bunları davet eden ve eliyle mumu söndüren bu iki kızcağız için hiç umudum yok. Ama yine de uğraşacağım bu işi çözmeye. Diğer kızımız Aynur sadece korkutulmuş. Onun işi çok kolay. O yüzden seansa girmesine bile gerek yok. Yazdığım muskalardan birini takacak ve ömrü billah çıkarmayacak üzerinden. Evine gidip sırlı dualarla kapladığım muskayı bir yere gizleyeceğim. Sonra kızımız Allah'ın izniyle düzelecek. Evinde çocuğu olmasın diye eskiden yapılmış büyü gördüm. Onu bozduğum an kızımız kavuşacak inşallah istediği çocuklara. Fidan ve figen için elimden ne gelirse yaparım. Lakin hiç umudum yok diyerek susmuştu. İmam en baştan zor olduğunu anlamıştı. O yüzden bu hocayı getirmişti. Eğer Cübbeli bu işi çözemezse daha da kimse çözemezdi. Hangi kabileden olduğunu biliyordu bu şerlilerin. Cübbeli derinden aldığı nefesle devam ediyordu kaldığı yerden. Genelde İmam ve Mehmet'e bakarak konuşuyordu. İmam efendi. Fidan kızımı şeytanın soyundan olan cinlileri davet etmiş. İnsanlara büyük nefreti olan bir kabiledir. Bunların kini o kadar büyüktür ki insanın yedi ceddinden intikam alır. Bir anlaşma yapıp çözebilirdik. Ne yazık ki onlardan birinin ölmesi olanaksız kılıyor anlaşmayı. İstedikleri tek şey bu iki canı almak. Çok büyük ve kalabalık bir kabiledir. Birinin zarar görmesi tüm kabileyi harekete geçirir. Açıkçası ben de en az sizler kadar korkuyorum. Devam etmem halinde ailem de tehdit ettiler. Allah'ın izniyle hepsi koruma altında. Hiçbirine bir şey yapamazlar. Bu kızları böylece bırakıp gitmeye içim el vermiyor. Şimdilik sadece Mehmet, Mustafa ve Aynur taksın muskalarını. Artık kıyametin kopacağı vakti bekleyeceğiz diyerek büyük seansı kastediyordu. Cübbeli hocanın konuşmasından sonra herkesin rengi kaçmıştı. Fidan irileşen gözleriyle herkesi tek tek inceliyordu. Bakışları bir köşeye sinmiş, ağlayan Figen'e takılmıştı. Figen hemen başını eğmiş, gözlerini kaçırmıştı ondan. Açıkça ondan korkuyor, uzak kalmak istiyordu. Hezeyan içinde ağlamaktan başka bir şey gelmiyordu elinden. O da diğerleri gibi geceyi bekliyordu. Cübbeli Hoca ve Mehmet hazırlıkları bitirmişti. Bu sefer iki ayna lazımdı. Üçüncü ayna kırılmış ve çıkarılmıştı odadan. Zaten Aynur'un katılmasına gerek yoktu. Son olarak Mehmet seans yapılacak odanın sopasını hazırlayıp çıkmıştı dışarıya. Yemek faslı geçinceye kadar ısınması lazımdı odanın. Hepsi kurulan sofraya oturmuş, karınlarını doyurmuşlardı. Birazdan hepsi diğer odaya geçeceklerdi. Seans vakti gelmiş, odaya geçmişlerdi. İmam hemen kapının dışında bekliyordu. Yuvarlak çember oluşturarak oturmuşlardı. Figan ve Mehmet ortasını almışlardı Fidan'ı. Çünkü Cübbeli'nin dediğine göre Fidan'ı zapt etmek zorunda kalabilirlerdi. Mumlar yakılmış, işlem başlamıştı. Daha 5 dakika geçmemişti ki Fidan çıldırmaya başlamıştı bile. Saçma sapan hareketlerle odadakilerine sinir harbi yaşatıyordu. Hocaya saldıracağı zaman onu tutmaya başlamışlardı. Ağzından iğrenç küfürler dökülüyordu. Kah gülüyor, kah çığlık atıyordu. Parmağıyla odanın bir köşesini gösteriyor, yüzünü mutluluk kaplıyordu. Cübbeli halsiz bir şekilde parmağını alnına bastırıp son nefesiyle dualar okuyordu. İfriti def edemiyordu bir türlü. Fidan'ın alnına her parmak bastığında parmakları yanıyordu. Hem parmakları yanıyor, hem Fidan'ın alnında közle dağlanmış şekilde harfler yazılıyordu. Alnında can yazıyordu. Yazının belirmesiyle hocanın burnu kanamaya başlamıştı. Mehmet ve Figen bir tarafa savrulup yaralanmışlardı. Tüm uğraşlara rağmen kapıda bekleyen imam içeriye girememişti. Kapıyı olağanca gücüyle omuzlasa da açılmamıştı. Var gücüyle Mustafa ve İmam Kur'an surelerini okuyorlardı. Odada bulunan aynalar patlamış, küçük yaralanmalara sebep olmuştu. Kapı kendiliğinden açılmış, İmam son surette dalmıştı odaya. Her bir köşede inliyor, Cübbeli kıvranıyordu. Mustafa ışığı açtığında duvarda yazılanları görmüştü. Her biri bir köşede inliyor, Cübbeli kıvranıyordu. Mustafa ışığı açtığında duvarda yazılanları görmüştü. Odanın neresine, içeridekilerin hangisine bakacağını şaşırmıştı. Odanın duvarları bile bildiğin boydan boya yarılmıştı. Seans bitmişti evet ama artık Fidan ve Figen içinde geri sayım başlamıştı. Mumlar devrilmiş, ortadaki kilimi tutuşturmuşlardı. Mustafa ve İmam hemen battaniye ile küçük alevi söndürmüşlerdi. Ardından İmam Cübbeli hocayı içeriye götürmüştü. Burnunda durmayan bir kan vardı. Mehmet hemen burnunu temizlemiş, Cübbeli'yi minilere uzatmıştı. Bilinci yerindeydi ama gücü tükenmişti. Öylece tavana bakıp ağlıyordu. Kocaman adam. Mehmet'in yüzünde ve elinde derin olmayan kesikler vardı. Bir köşeye geçip batan cam parçalarını çıkarıp temizlemişti yaralarını. Cübbelinin anlatmasına gerek bile yoktu. Her şey bariz ortadaydı zaten. Umutsuzluk hepsinin ortak hissi olmuştu artık. Cübbeli bir an evvel konuşmak istiyordu. İnanın ben çok üzgünüm. Elimden geleni yaptım ama başaramadım. Cana can istiyor bunlar. Mustafa, sen Figen'i evine bırak gel. Burada kalırsa felaket iki misli olur. Sizi bırakıp gitmek içimi sızlatıyorlar ki kalsam da hiçbir yararı olmayacak. Figen bundan sonrası için gündüz bile tehlikede. Taktığım muska sadece biraz korkusunu alır. Fidan'ı her daim göz hapsinde tutun. Bir an bile yalnız bırakmayın.
Ya başını alır gider ya da vesveseyle kendi canına kıyar. Saat çok geç olsa da benim gitmem gerek artık. Hakkınızı helal edin, beni affedin diyerek imamla birlikte çıkıp gitmişti. Giderken hüzünlü bir eda ile ikide bir arkasına bakıp duruyordu. İşte şimdi bu aile yapayalnız ve çaresizlikleriyle baş başa kalmıştı. Korku tüm bedenlerini sarmış, hayatlarını karartmıştı. İlmi yüksek hoca bile baş edememişken kendileri nasıl başa çıkarlardı? Sessizce bir köşeye çekilmiş ağlıyordu Fatma kadın. Kızı ya delirecekti ya da canından olacaktı. Peki ya Figen? Onu nasıl bir son bekliyordu? Bütün bu sorular aklını kemiriyordu talihsiz kadının. Evde yaz havası esiyordu adeta. Mehmet ne olursa olsun umutla Kur'an'ı okumaya devam ediyordu. En azından böylelikle korkulandan arınıyordu. Vakit epey geç olmuş, herkes uykuya dalmıştı çoktan. Dışarıda pusuda bekleyenler hariç. Pusuda bekleyenlerin hiçbir engeli yoktu artık. Bu geceden sonra artık huzuru haram edeceklerdi. Tüm kötülüklerini sergilemek adına sahneye çoktan fırlamışlardı bile. Fidan uyanmış yer yataklarına bakınıyordu. Yanında uyuyan annesine fısıltı halinde seslenmiş ama uyandıramamıştı. Yavaşça ayağa kalkıp Mehmet'in ve Mustafa'nın ayaklarından sarsmıştı. Onları da uyandıramamış, çaresiz kendi gitmeye karar vermişti. Günlerdir doğru dürüst beslenemiyordu. Eli ayağı açlıktan titriyordu. Annesinin şalını omzuna atıp dış kapıyı açmıştı. Tandıra gitmek, bir an önce karnını doyurmak istiyordu. Tandırın asmak elini açıp hemen ışığı açtı. İçeriye soğuk girmesin diye tekrardan tandırın kapısını kapatmıştı. Tezgahın üzerinde ağzı kapalı olan tencereye yanaştı. Bir taraftan da sağını solunu kolaçan ediyordu. Kapağı büyük hevesle açtığında kapağı fırlatmış yere kapaklanmıştı. Tencerenin içinde ona gülümseyen bir keçi kafası vardı. Yerinden kalkıp tekrar bakmak için tencereye başını uzatmış, can havliyle kapıya koşmuştu. Bu defa keçi ona bağırmış, fidanın aklını almıştı. Kapı dışarıdan kilitlenmiş, tüm uğraşına rağmen açılmamıştı. Bu defa arkadaki koruluğa bakan cama doğru koşmuştu. Camdan atlayıp evin ön tarafına doğru koşuyordu. Dışarıdaki ayaz insan yüzünü kılıç gibi kesiyordu. Arkadan dolanıp ön tarafa geldiğinde altı basamaklı merdivenlerde oturmuş birini gördü. Arkası dönük olduğu için onun Mehmet olduğunu düşünmüştü. Seslendi vakit adam ayağa kalkmış, fidana doğru döndüğünde onu hemen tanımıştı. Bu adam rahmetli babasıydı. Gözleriyle babasını süzüp ona doğru koşmuştu. İçindeki bitmez özlemi bir an önce gidermek istemişti. Tam sarılacağı anda oldukça büyük olan elleriyle boğazına yapışmıştı. Nefes alamıyor, ayaklarıyla çırpınmaya çalışıyordu. Avazı çıktığı kadar hiddetle bağırmış, fidanı bez bebek gibi bir hınçla yere fırlatmıştı. Fidanı yerden almış, yüzünü yüzüne yapıştırmıştı. Derin ve karanlık bir kuyuyu andıran ağzını açmış, bağırmaya başlamıştı. Kısas diye bağırarak fidanı sırtlayıp götürmüştü. Mehmet irkilerek Bismillah hayrolsun inşallah diyerek uyanmıştı uykusundan. İlk işi fidanın yatağına bakmak olmuştu ama fidan yatağında yoktu. Hemen kardeşim annesini uyandırmış, dışarıya bakmaya çıkmışlardı. Tandır asma kilitle durduğundan oraya bakmadan avlu ve tuvalete bakmışlardı. Mehmet evin arkasına bakarken Mustafa da annesinin amcasının evine bırakıp gelmişti. İki kardeş Aynur ve Figen'in evlerine de gitmişler ancak bulamamışlardı. Mehmet devamlı Cübbeli Hoca'nın sözlerini hatırlıyordu. Bunlar belli ki pes etmeyecekti. Kardeşiyle beraber camiye gitmişlerdi. Hiçbir şey yapamasa bile en azından imam ya da köylüler bir çare düşünürlerdi. Camiye gittiklerinde sabah ezanı okunmak üzereydi. Ezanla birlikte cemaat namaz kılmış ve ayaklanmıştı. Mehmet herkesi durdurup durumu anlatmıştı. Hızlıca evinde çiftesi olan evden alıp tekrar camiye gelmişti. Herkesi gruplara ayırıp köyün ayrı yerlerini yönlendirmişti imam. Gruplar halinde ayrı ayrı her yere talan etmişlerdi. Hiç kimse birize rastlayamadan meydana geri dönmüştü. Mezarlıktan tutun kuyu diplerine kadar bakılmıştı. Belli ki bu yakınlarda değildi fidan. İmam şerlilerin yaptığından emindi. O yüzden mecburen cinlerin yaşadığı yerlere bakmaları lazımdı. Mehmet bir köşeye çökmüş ağlıyor, kendini sorumlu tutuyordu. İmam köylülerle beraber Böğürtlen Vadisi'ne doğru yol almıştı. Kış mevsimi olduğu için ortalık zifiri karanlıktı. Herkesin elinde birer fener vardı. Köyün çıkışına gelmiş, yokuş yukarı çıkmaya başlamışlardı. Ayazın soğukla birleşmesi oldukça zorluyordu yukarı çıkmayı. Aradan 2 saat geçtikten sonra nihayet tepenin en üstüne çıkabilmişlerdi. Ama bu sefer de yokuş aşağı Böğürtlen çukuruna inmeleri gerekiyordu. Yüksekçe 2 tepenin arasında yer alıyordu. En az yokuş tırmanmak kadar yokuş aşağı inmek de zordu. Kar durmadan yağıyor, bastıkları yerler kayganlaşıyordu. Aşağı inmeye başlamışlardı. 2 saate yakın uğraşmışlardı. Burası köylünün toplanıp Yağız Böğürtlen topladığı yerdi. Aklı başında hiç kimse gündüz bile olsa tek gelmezdi buraya. Ayrıca buraya yakın olan Kanlı Göl Köyü buraya tek gelmemeye ayrı bir sebepte. Kanlı Göl Köyü'ne oldukça yakındı burası. Köy denilse de ortada köy falan yoktu. Şimdilerde koskoca köyün yerinde köylülerin yattığı mezarlık vardı. Bir kadın yüzünden tüm köylü birbirine katletmiş, ortada köy falan kalmamıştı.
Tepeden yokuş aşağı indiklerinde bu koca alanda hiçbir şey görünmüyordu. Artık dışarıya aydınlanmış, daha rahat hareket edebiliyorlardı. Böğürtlen ağaçlarının dalları dereye sarkmış olduğu için önce oraya bakmışlardı. Oldukça dikenli olduğu için aramak biraz zor olmuştu. Her yer aranmış, bir tek büyük taşların ovukları kalmıştı. Bu taşların her biri neredeyse 100 kilo ağırlığındaydı. Devasa büyüklüğünden dolayı saklanmak için ideal bir yerdi. Mehmet bağırarak bulunduğunu haber ediyordu. Fidan ağzı yüzü elleri kan içinde öylece orada kıvrılmıştı. Bu mevsimde böğürtlen olmazdı ama Fidan dikenlerle yaprakları böğürtlen sanıp yemişti. Kalbi çok yavaş atıyor, zor nefes alıyordu. Kimi çoraplarını vermiş, kimi kabanını vermiş, sıkıcı örtmüşlerdi Fidan'ı. Donmak üzereydi neredeyse ve bilinci kapalıydı. Sırtını alıp köye kadar taşımıştı ablasını Mehmet. Eve geldiklerinde yatağa koyup onu ısıtmaya çalışmışlardı. Isındıkça rengi yerine gelmiş, kalp atışları düzelmişti. Annesi ılık suyla elindeki ve ağız kenarındaki dikenleri temizliyordu. Çok cılız iniltilerle ses çıkartıyordu. Nihayet kendine gelmiş, gözlerini aralamıştı. Geçmiş olsuna gelenler dün geceden hiç bahsetmemişlerdi. İmam ziyaretçiler gittikten sonra Fidan'la konuşmak için kalmıştı. İmam bir bardak suya dua okuyup bir otla karıştırmıştı. İçine attığı ot, ağız içindeki yaralar içinde. Ağzının etrafı oldukça kötü görünüyordu. Yemek yemeden önce içmeliydi bu suyu. Nitekim annesi imamın dediğini yapıp öyle yedirmişti yemeğini. Fidan nefret kusan bakışlarını imamın üzerinde gezdiriyordu. Gayet sakin dururken hızla üzerindeki yorganları kenara atıp ayağa kalktı. Bakışları normal değil, ayakta öylece duruşu ürkütücüydü. İmam kendisine çok kızgın olduğunu biliyordu Fidan'ın. Ayakta durup hareketler savuruyordu hocaya. Bu hareketlerinin ardından hiçbir şey olmamış gibi yerine gitmişti. Elinden gelse imamı bir kaşık suda boğabilirdi. Her seferinde kardeşleri engel oluyordu buna. Fidan istifini bozmadan Mehmet'e bakıp konuşuyordu. Gözleri irileşmiş, korku tekrar yer etmiş bedenine. Mehmet'e bakıp neden her defasında bu adamı koruyorsun? Sen dün akşam kimi gördüğümü ve bana ne işkenceler ettiğini biliyor musun? Saçımın telinden ayak ucuma kadar nasıl korktuğumu peki? Bilemezsin. Çünkü sen değil ben yaşadım. Saçımdan sürüyerek böğürtlen çukuruna götürdüler beni. Tüm bunları yapan babamın şeklinde bürünen korkunç yaratıktı. Bu adam neden yardım edip kurtarmadı beni? Bu sözleri ben değil yaşadığım korkuya söylüyor imama. Artık ya bir şeyler yapın ya da beni rahat bırakın deyip ağlamaya başlamıştı. Kimse ona kızamıyordu bile. İmam oldukça üzgün görünüyordu. Fidan'a tekrar anlatma gereği duyuyordu. Yutkunarak sakin bir şekilde bak kızım. Senin bu durumun beni çok üzüyor. Lakin ben de Cübbeli hocamızla her şeyi denedik. Bir tek şey kaldı dönemediğimiz. Lakin sadece biz değil kimse yapamaz bunu. Dediğinde Mehmet'in gözleri umutla parlamıştı. Şimdiye kadar bundan hiç bahsetmemişlerdi. Fidan ile bunu duyduğunda ağlamayı kesip imamın yanına geçip oturmuştu. Hepsi için bir müjde niteliği taşıyordu hocanın söyledikleri. Hoca umutsuz bir bakışla devam etmişti tekrar. Bu bahsettiğim yapabileceğimiz bir şey değil. Bana kalırsa hiç kimsenin taşıyamayacağı büyük bir günah. Hem Fidan hem de diğer kızımız Figen çok tehlikeli bir musallata uğramışlar. Onlarla ancak değiş tokuş yapıldığında anlaşma sağlanır. Yani iki kızımızın yerine iki çocuk adarsak bu musallat biter. Allah korkusu taşıyan hiçbir zat bu günaha girmez. Yapan olursa da iki dünyada yüzü gülmez. Başı beladan hiç kurtulmaz. Aklı başında kimse iki masum çocuğu onlara adamaz. Zaten öyle sıradan bir hocanın yapabileceği bir iş değil. Saatler hatta günler süren tehlikeli bir ayin ile ancak olur. Bunu yapsa yapsa onlarla işbirliği içindeki büyücüler yapar. Bunları anlatmak istemezdim lakin aklınızda soru işaretleri kalsın istemedim diyerek ayaklanmış gitmek için müsaade istemişti. Aile imamı uğurlayıp ayrı köşelerde derin düşüncelere dalmıştı. Her ne olursa olsun böyle bir vebalin altına kimse giremezdi. Böylelikle Mehmet'in gözündeki umut ışığı yine sönmüştü. Hiç şüphesiz saatler süren ve çok zor olan bu ritüel olmasaydı Fidan tüm gemileri yakabilirdi. Hiç kimse önemli değildi onun için. Sinsi planlar kuruyor, sonra tekrar vazgeçiyordu. Eğer en küçük kardeşi Ahmet orada olsaydı acımadan verirdi onu. Köyde epey çocuk vardı ama büyücü namına kimse tanımıyordu. Aklından bunları geçirip duruyordu. Gün akşama dönmüş, Figen hızlı adamlarla çeşmeye gidiyordu. Elindeki bakraçları doldurup bir an önce gitmek istiyordu. Kış vaktinde hem soğuk hem karanlık olurdu köy. Ama kimsenin dışarıda olmaması onu korkunun kollarına itiyordu. Oysa annesi güğümleri alıp peşinden hemen gelecekti. Suları buz tutması suyun az akmasına sebep oluyordu. Sabırla bakraçların dolmasını beklerken annesine içinden sövüp kızıyordu. Figen kadar şanslı değildi kendisi. Tüm yaşananlara ve tembihlere rağmen Figen'in ailesi oldukça ilgisizdi kendisine. Tüm kaygısı artmış, her türlü sesten korkar olmuştu. Figen hayvan sahamında da, çeşmeye suya geldiğinde de, odunlukta da hep yalnız bırakılmıştı.
defalarca ağlayarak yalvarmış, tek kalmak istemediğini söylemişti ailesine. Her seferinde azarı işitip korkuyla sabahlamıştı. Çeşmenin hemen mezarlığın önünde olması dehşete sarmıştı onu. Suyun doluşunu sabırla beklerken bir köpek yanaşmıştı yanına. Köyde köpeklere alışkın olduğundan hiç korkmamıştı önce. Lakin köpek pişit dediğinde arka üstü yere düşmüştü. Köylü kadınların yük yıkadığı çeşmeye bağlı olan uluğa düşmüştü. Zemin hem ıslak hem de buz tutmuştu. Canının acımasını aldırmadan köpeğin olduğu yöne bakmıştı tekrardan. Ama baktığında köpek yok olmuştu. Islanmış eteğiyle hızla kalkıp eve doğru yol almaya başlamıştı. Ne doldurmadığı su ne de bakkaşlar umurunda bile değildi. Tekrar dönüp çeşmeye baktığında fidanın olukta oturduğunu görmüştü. Bir önüne bir arkasına baka baka sendeleyerek gitmeye başlıyordu. Koşar adımlarla yürüdüğünde yine yere düşmüştü. Ayağa kalkacağı esnada düştüğü yeri incelemeye başlamıştı. Daha az önce yola düşmüş, şimdi ise olukla bulmuştu kendini. Her çıkmaya çabaladığında yeniden oluğa düşüyordu. Arkasında bir homurtu duyduğunda çabalamayı kesmişti korkusundan. Oturur vaziyette arkasına döndüğünde fidanın yün yıkadığını görmüştü. Fidanı görür görmez mesmele çekmişti. Ölüme gittiğini hissediyor, ölmek istiyordu. Fidan elindeki tokaçla yünleri dövüyordu. Bir yandan da bir şeyler mırıldanıyordu. Tokaç da her yüne vurduğunda Figen inanılmaz acılar çekiyordu. Fidan iki elinin yardımıyla doğrulup yüzünü yüzüne dayamıştı. Tarifi imkansız bir korku yaşıyordu Figen. O andan itibaren her yer kapkaranlık olmuştu. Artık Figen geride bıraktığı su bakraçlarıyla anılacaktı. Ailesinin nice sonra fark etmiş, Figen'i bulmak için çeşmeye gitmişti. Ama çeşmede devrilmiş bakraçlardan başka izi bulamamışlardı. Jandarma çağrılmış, her yer didik didik aranmıştı. Figen sırra kadem basmış, adeta yok olmuştu ortadan. Figen'in terlikleri mezarlık terlerine takılı bulunmuştu. İmam kesinlikle musallatın sebep olduğunu düşünüyordu. Çünkü Figen'in canını istiyorlardı. İmam sağ bırakılmadıklarını düşünüyor, en azından kızcağın cenazesini bulup defnetmeyi diliyordu. Aradan 20 gün geçmiş, Figen maalesef bulunamamıştı. Fidan'a henüz söylememişlerdi olanları. Hem yakın arkadaşları olduğu için hem de korkmaması için söylememeleri daha iyiydi. Ama Fidan bilmediği halde Figen'i pencerenin önünde gördüğünü söyleyip duruyordu. En sonunda Mehmet dayanamayıp atlamıştı Fidan'a. Ama şaşırtıcı bir şekilde kahkahalar atıp keyifleniyordu Fidan. Kardeşi Mehmet'e bakıp bu kadar aptal olmanıza şaşırıyorum. Onun kaybolduğunu biliyorum zaten. Benim bilmediğimi nereden çıkardın? Şunu söyleyeyim ki, eziyetleri akla zarar. Zavallıya neler yaptıklarını bir bilsen, hala arıyorsunuz onu. Yerini söylerim size. Bu sabaha karşı ezan okunana kadar türlü işkenceler yaptılar. Sonra alıp dedikten sonra acımasızca gülüyordu. Eğer ablası olmasaydı Mehmet tekme tokat girişebilirdi Fidan'a. Çünkü çok acımasız ve keyifli gülüyordu. Ama düşününce Dinler'in ablasını bu şekilde konuşturduğunu hatırlamıştı. Hınç da ablasına dönüp Figen'in yerini sormuştu. Gayri ciddi bir biçimde belki ölmüştür, belki ölmemiştir. Bu sabaha karşı ezandan hemen önce çeşme oluğuyla mezarlık arasındaki yere gömdüler. Mehmet duyduklarına inanamamış, yine de yaşayabildiğine dair umut taşıyordu. Dışarıya çıkıp camiye doğru koşarak gidiyordu. Camiye varana kadar kaç ev varsa hepsine seslenmişti. Kazma, kürek ve battaniye alıp çeşmeye gelmelerini söylemişti. Camiye varıp imama olanları hızlıca anlatmıştı. İmamla beraber çeşmeye gittiklerinde haber ettiği kişiler hazır şekilde bekliyorlardı. Camide olan cemaat onlarla beraber gelmişlerdi. Jandarmaya haber verilmiş, çeşmenin etrafı kazılmaya başlanmıştı. İmamın küreği yumuşak bir şeye değdiğinde hepsi elleriyle toprağı yeşilemeye başlamıştı. İyice derinleşen toprağın zeminde nihayet bir şey olduğunu görmüşlerdi. Hepsi yaşıyor olması için dua ediyordu. Figen'in saçları göründüğünde imamın yüzü mutsuzluğa bürünmüştü. Dikkatli bir şekilde çıkarıldıklarında "Ya Rab, bu nasıl bir zulümdür? Bu ne haldir?" Burada bulunan herkes hiç şüphesiz bu gördüklerini asla unutamayacaklardı. O sırada jandarma gelmiş, Figen'in çıkarılmasına yardım etmişti. Sağlıkçı jandarma eğer yaşadığını söylemişti. Çamur, pislik ve kana bulanmış, beyaz bir beze sarılmıştı Figen. Yeni doğan bir bebeğin kundaklanışını andırıyordu. Kefen bezini açtıklarında dehşete düşmüşlerdi. Figen anadan üryan bırakılmış, bütün vücudu yanık ve derin kesilerle doluydu. Tüm saçları yanmış, tırnakları acımasızca koparılmıştı. Zaman kaybetmeden ilçe hastanesine götürülmüştü. Ancak durumu o kadar ağırdı ki büyük bir ile nakledilmişlerdi. Jandarma büyük bir titizlikle incelemiş, fotoğraflanmış ve köylüyü sorguya çekmişti. Tüm köylü sorgular bitince soluğu camide almıştı. Tüm eller Figen'e dua etmek için açılmıştı. Bu olay çevre köylerden bile duyulmuştu. Geçmiş olsuna gelmişlerdi. Uzak yakın herkes bu olaydan olumsuz etkilenmişti. Herkes şimdi Figen'den gelecek haberi bekliyordu. Kimsenin morali iyi değildi, bir kişiden başka. Olanlar Fidan'ı biraz olsun etkilememişti. Ancak aradan geçen bir hafta durumu tam tersine çevirmişti.
Keyif ve mutluluğun yerini sarsıcı bir korku almıştı. Yine yemeden içmeden kesilmiş, küskün haliyle köşesinde oturuyordu. Ailesi artık bu duruma alışmış, sıradan hayatlarına devam etmişti. Herkes yorulmuş, bir an önce uyumak istemişti. Mehmet her gece olduğu gibi dış kapıyı kilitleyip gelmişti. Anahtarı ipe geçirip boynuna asmıştı nicedir. Fidan'ın evden çıkmaması için bir nevi önlem almıştı. Pencereden kaçmaması için iki erkek kardeş yataklarını cam önüne sermişlerdi. Hatta iki defa camdan kaçmaya yeltenirken yakalanmışlardı. Fidan hariç herkes uyumuştu. Gündüz korkusu tavan yaparken gece hiç korkmuyordu. Gitmek için can atıyor, evden çıkmanın yollarını arıyordu. Kulağında yine bir uğultu oluşunca onların geldiğini anlamıştı. Dış kapının oradan bir tıkırtı gelmiş ve oraya doğru yönelmişti. Yerden parıldayan anahtarı fark edince sevinçten gözleri parlamıştı. Hemen yerden alıp kapıyı hızlıca açmıştı. Dışarı çıktığında mutluluktan uçmak üzereydi. O andan itibaren insanoğluna ait hiçbir his taşımıyordu artık. Çıplak ayaklarıyla gelişi güzel yürüyordu. Gelin deresinin oraya kadar gitmişti. Derenin önünde kaynayan kazanlar ve etrafında koşturan çocuklar vardı. Gece karanlığında net görememişti uzaktan. Yaşlandıkça üşümeye ve korkmaya başlamıştı. Geri adım attıkça uzaklaşacağına daha da yakınlaşıyordu. Sabah ezanında Mehmet Fidan'ı görememiş, herkesi uyandırmıştı. Ev halkı artık bu eziyete dayanamıyordu. Büyük bir usanmışlıkla yine aramaya çıkmışlardı. Tüm aramalar boşa çıkmış, onu bulamamışlardı. Tıpkı Figen gibi olacağını düşünüp kahroluyorlardı. Köylüler ve jandarma tekrar aranmıştı. Ama hiçbir yüz yoktu Fidan'dan. Aradan 10 gün geçmiş, herkes umudunu yitirmişti çoktan. Köye gelen haber herkesi derin bir üzüntüye boğmuştu. Figen ne yazık ki hayata yenilmiş, daha fazla dayanamamıştı. Figen ölmüş, geriye bakraççıları kalmıştı. Figen'in ölümü derin üzüntü yaratmıştı köyde. Kalabalık bir toplulukla defnedilmiş, ardından dualar okunuyordu. Kimse de konuşacak hal kalmamış, köylü keder içindeydi. Cami önüne bir araba yanaşmış, herkes taziyeye gelen biri sanmıştı. Oldukça iri yarı olan bir adam içeri girmişti. Selamun aleyküm ağalar. Dün gece kendinde olmayan perişan halde bir kız bulduk. Kendine geldiğinde bu köyün ismini verdi. Hele bir bakın ağalar, bu kız buralı mıdır? Yok değilse jandarmaya teslim alsın kızcağızı diyerek arabaya doğru yönelmişti. Herkes ayaklanıp arabaya doğru koşuşturmuştu. Mehmet hepsinden evvel davranıp Umut da arabanın arka kapısını açmıştı. Öylece uzanmış bu kız Fidan'ın ta kendisiydi. Ablasını gördüğü an omuzları sarsıla sarsıla ağlamıştı. Fidan'ı getiren şahıs onları evine bırakıp yoluna gitmişti. Bilinci açık olmasına rağmen tek kelime etmiyordu. Haftalar, aylar bu şekilde geçip gitmişti. Evden devamlı kaçışları artık kesilmişti. Ama hiçbir zaman eskisi gibi olamadı. Çok olmasa bile ara sıra insan içine çıkabiliyordu. Ama musallat hep devam ediyordu. Yıllar geçmiş, Fidan'ın bu halini umursamadan onu evlendirmişlerdi. Fidan şerlerin musallatından hala kurtulamamıştı. Korkunç rüyalar görüyor, seslerini işitebiliyordu. İki çocuğu olmuş, kendince yaşayıp biliyordu. Ama onun neler çektiğini kimseler bilmiyordu. Özellikle geceleri salonun ortasında çeşitli kılıklarda görüyordu onları. Kah yılan şeklinde, kah köpek şeklinde bürünüp evin ortasında dikiliyorlardı. Fidan bir sabah kocasının tüm uğraşlarına karşın uyanamamıştı. Doktorlar beyin kanaması demişti. Yaklaşık 3 ay bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakımda kalmıştı. Yoğun bakımdan çıktığında sol tarafı felç kalmıştı. Bugün bile Fidan'ın bu hali nasıl geldiğini kimse bilmiyor. O gece her ne gördüyse tüm ısrarlara rağmen söylemiyordu. Anlattığı vakit duyanların akıbetinin kötü olacağını söylüyordu. Fidan şu an hala felçli bir durumda. Günlerini bir noktaya sabit şekilde bakarak geçiriyor. Kocası hastalandığı için Fidan'ı baba evine yollamıştı. Çocuklarını elinden almış, Fidan'ı acımadan boşamıştı. Fidan artık gelinler olduğu için baba evinde de istenmemişti. Annesi Fatma Hanım kızıyla ilçeye gidip bir ev tutmuştu. Devletin yardımıyla şu an kızıyla beraber yaşıyorlar. Halbuki her şey evlenmek isteğiyle başlamıştı. Oysa şimdi tüm bunlara değmediğini anlamıştı. Fidan'ın dilinden hiç düşürmediği bir söz var şimdilerde. Siz siz olun, onlara bulaşmayın.